Değerli izleyiciler, şehir ve insan programında şehirlerimizle ilgili sorunları, bunların çözümlerini tartışıyoruz. Daha ziyade Aydın ili özelinde hep programı sunduk. Geçen hafta programın seyircilerden, izleyicilerden almış olduğum bir takım girdiler ve tepkiler ve yorumlar sonucunda programı formatında küçük bir değişiklik yapmaya karar verdiğimizi açıklamıştım. Yani programda sadece Aydın değil, sadece hatta Türkiye bile değil, ulusal ve uluslararası bazı konuları, şehirleri ilgilendiren bazı konuları kısa kısa programın başlangıcında yorumlayacağımı ifade ettim. Daha sonra da programı Aydın'ın dışındaki illerimize, özellikle Ege illerimizden başlamak üzere, üzerinde geçmişte çalıştığım Muğla gibi, İzmir gibi, Balıkesir gibi, diğer illerimiz gibi illere yaymaya karar verdiğimi ifade ettim. Ama hep şunu söylüyoruz, şehirlerimizdeki en önemli sorun ulaşım ve trafik ve de buna bağlı olarak otopark sorunu. Bu bütün dünyada böyle. Yani dünyanın bugün geldiği noktada şehircilik dediğimiz yaklaşımda, bilimde yapılan bazı hatalar, dünyadaki uygulanan ekonomik sistemlerin, yani dünyada trend dedikleri, insanların böyle çok ilgi gösterdiği konuların öne çıkardığı bir şehircilik modeli var. Bu New York'ta da, Tokyo'da da, belki Londra'da da o özendiğimiz sorunlarını yıllar önce çözmüş dediğimiz Paris'te bile bu sorunlar yaşanıyor. Ama bu sorunun temelinde ne var? Yol. Yol nedir? Şimdi alalım ekrana. Ulaşım, kalkınmanın yolu yollardır diyoruz. Yol tabiri, Türkçemizde yol tabiri, ya bu işin yolu nedir? Ya bunu hangi yoldan gidelim? Yani yolu o kadar çok kullanıyoruz ki, amaca ulaşmak için gidilen her şey yol. Ne için yapılıyor yol? Amaca ulaşmak için. Amaç ne? Mutluluk, huzur ve kalkınmışlık. İnsan olmak, insan gibi yaşamak. İnsanın onuruna uygun şekilde yaşamak. Yani insanın yapmak istediği şeyleri yaparak yaşaması, öyle yollarda sürünerek, otopark arayarak, cezalar yiyerek, trafik kazalarında ölerek yaşamayı kimse istemez. Onun için yol tabiri çok çok önemli. Yine benim tanımımla, üniversitede verdiğim ders sırasında da hep bu temel kavramları öne çıkartıyorum ki bir temel kavramın önemi anlaşılsın. Kalkınmanın yolu yoldur. Kalkınmanın yolu yollardır. Bir başka tabir, yine benim ifade ettiğim bir başka tabir, yollar bir ülkenin kan damarlarıdır, damarlarıdır. Yani damarları zayıflayan, damarları bozulan, kireçlenen bir ülke yaşayamaz. Ya ölür ya da sürünür. Dolayısıyla ulaşım çok önemlidir. Ha, ikinci bir faktör daha var. O da enerji. Yol varsa enerji olacak. Çünkü yollar insanların yürümesi için değil sadece. Nakliye için yapılıyor. Erişim için yapılıyor. Ulaşım dediğimiz sektörü canlandırmak için yapıyor. Yani sizin bir yol ağınız yoksa, yol ağı üzerinde trenle, deniz yoluyla, demir yoluyla, tırlarla, otomobillerle rahat seyahat edemiyorsanız, o zaman bir anlamı yok yolun. Seyahat neyle oluyor? Enerjiyle oluyor. Demek ki bir ülkenin ulaşım ağı damarları ise içindeki kan da enerjidir. Bu iki sorunu çözemeyen ülkeler maalesef kalkınamıyor. Bunu bilelim. Şimdi tabii ben konuyu ilk 10 dakika dedim, yine uzatmaya başladım. Benim ele almak istediğim konu kanal konusu. Meşhur 12-13 senedir tartışmada olan İstanbul Kanalı. Bununla ilgili bakın burada kaç yılında yapmışım? 2020 yılında 270 sayfalık bir araştırma yaptık. Bir kanal meselesinin İstanbul Kanalı özelinde bütün etkilerini araştırdık. Tabii ki İstanbul Kanalı konusunda pek çok spekülasyon yapıldı. Olumlu yapanlar, belli bir siyasi parti taraftarları, olumsuz yapanlar da muhalefet taraftarları oldu.
İşin içine siyaset girdi. Dolayısıyla kimin dediği doğru, kimin dediği yanlış, bir türlü kimse bir şey anlayamadı. Biz bunu objektif biçimde bütün analizleriyle yapmaya çalıştık. Şimdi bir projenin analizi nasıl yapılır? Bunu da ifade edeyim. Yani işte benim partim yapıyorsa doğrudur, başkası yapıyorsa yanlıştır. Analiz böyle yapılıyor Türkiye'de. Yani hakikaten komik. Bilimi inkar eden, bilimsel metotları uygulamadan yargıya varan, sonuçta bu yargılara göre bir güç gösterisi haline getirip dayatan bir sistemin hiçbir ülkeye faydası olmayacağını açıklayalım. Bilim ne diyor? Bakınız benim proje yönetimi dersinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde proje yönetimi dersinde yıllarca anlattığım bir takım ana başlıklar var. Bir proje nasıl değerlendirilir? Bir projeye nasıl not verilir? Öyle benim projem, senin projen, siyaset böyle, şu böyle, bu böyleyle olmuyor. Şu kadar para kazanacağız, köşeyi döneceğiz de olmuyor. Veya işte bu proje çok iyi ama çevreyi katlediyor gibi kestirmeci bir takım karalamalarla da olmuyor. Bakın burada açıklamışız. Kentsel ve bölgesel, hatta ulusal projelerin etki analizleri. Bu proje neyi etkiliyor? Önce bunu araştırıyoruz. Yani etki analizine göre bu etki analizlerini biz nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Etki analizlerini yerelde bu proje nasıl etkiliyor? Yerelde. Yani etrafınızda hemen yakın. Bölgenizi nasıl etkiliyor? Ülkeyi nasıl etkiliyor? Ulusal ve de evrensel. Dünyayı nasıl etkiliyor? Dört kademede analiz ediyoruz bir projeyi. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte projenin etkilerini araştırıyoruz. Hangi etkilerini araştırıyoruz? Önce çevresel etkilerini araştırıyoruz. Yine yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde çevreyi tehdit etme yönünü dikkatlice araştırıyoruz. Çevresel etkiler bugün Türk mevzuatına da girdi. 1980'li yıllardan itibaren projelerde ÇED raporu dediğimiz, çevresel etki analizleri dediğimiz çalışmalar yapılıyor. Fakat bunların yapılışını düzenleyen kanunlar ne derece doğrudur, ne derece rasyoneldir, hangi projeler ÇED raporuna gerekli değildir deyip dışlanıyor, kaçırılıyor, bunlar ayrı konu. Ya yani Türkiye'deki ÇED sistemine ben güvenmiyorum, baştan açık söyleyeyim. İkinci başlık ekonomik etkileri, yani fizibilite dediğimiz bir proje ekonomik olarak koyduğunuz parayı ne kadar sürede geri alıyor, size toplam ne kadar para kazandırıyor, o projenin amortisman ömrü ne kadar, 10 yılda mı tükenecek, 1000 yılda mı tükenecek, bütün bunlar projenin fizibilitesi yani ekonomik etkileri. Bunlar da ciddi şekilde araştırılıyor. Bakın bir gazeteci çıkmış, demiş ki ben o hazırladığım raporda bütün bunları araştırdım. İstanbul Kanalı demiş yılda 8 milyar dolar bize para getirecek. Bir takım hesaplamalar yapmış. Makaleyi okudum. Ya olabilir gibi geldi bana. Sonra biz bir araştırdık. Toplam 1,5 milyar doları geçmiyor. Çünkü işletme maliyetini, şusunu busunu düştüğünüz zaman amortismanı düşmeden, bakın maliyetten amortismanı düşmeden işletme maliyetinden sonra net karı 1,5 milyar dolar. Dolayısıyla kafadan atmakla olmuyor. Bu işler hesap işi. Üçüncü başlık sosyal etkileri. Sosyal etkileri. Sosyal etkileri deyince vatandaşı nasıl etkileyecek? Şehircilik üzerindeki etkisi ne olacak? Şehri ne hale getirecek? Çünkü şehircilikle ilgili etkileri sosyal etki, vatandaşa yönelecek, vatandaşa yönelik bir etki olacak. Sadece İstanbul'da yaşayan vatandaşı değil, Aydın'da yaşayan, Hakkari'de yaşayan vatandaşı da ulusal boyutta nasıl etkiliyor? Bütün bu etkileri analiz ettik. Dördüncüsü de siyasi etkileri. Siyasi etkilerin içine yine hukuki etkiler giriyor. Bakın bir Montreux Sözleşmesi var. Kimileri aykırı diyor, kimileri aykırı değil diyor vesaire. Siyasi etkilerin içine askeri, militer etkiler. Yani bunun yaratabileceği bir savaş var mı? Veya askeri açıdan ülkeyi güçlendirir mi, zayıflatır mı? Hukuki açıdan ne olur? Bütün bunlar etüt edildi. Yani bütün bunlar etüt ettikten sonra bir not veriyorsunuz. Bu dört ayrı konuda
tekrar ediyorum, çevresel etkileri, ekonomik etkileri, sosyal etkileri ve siyasal etkileri yerelde, bölgeselde, ulusalda ve uluslararası çapta tam 16 ayrı başlıkta bir projenin etkileri analiz ediliyor ve bu projeye her 16 etki düzeyinde birden 10'a kadar not veriyoruz. Not vermenin kriterleri şu. Diyoruz ki bu proje çevresel açıdan bir felaket yaratabilir. Facia boyutunda yüksek tehlikelidir dersen 0 veriyorsun. 0. 1 veriyorsun. Çok tehlikeli. Bakın burada yazmışız. Bunlar kriterler. Projenin not kriterleri. Çok tehlikeli ne demek? İnsan yaşamını kitlesel olarak tehlikeye atıyor. Toplu olarak sağlık ve sosyal yaşamı derinden bozuyor. Buna da 1 veriyorsun. 1 not olarak. 2 verdiğin proje zararlı diye ilan ettiğimiz proje. Bunların hepsini okumayayım. 3 verdiğin zaman çok olumsuz. 4 verdiğin zaman proje olumsuz. 5 verdiğin zaman tartışmalı. 6 verirsen ya olsa da olur olmasa da olur. Etkisiz. 7 kararında olumlu. Yani idare eder. 8 fazlasıyla olumlu. 9 çok olumlu. 10 olağanüstü olumlu. Yani bir projenin 16 başlıkta analizleri yapılıyor ve not veriliyor. 16 başlığın ortalamasını alıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu proje uygulanabilir mi? Eğer 3 veya 3'ün altında not almışsa 16 tane karnenin ortalaması 3'ün altındaysa bu projeyi uygulamayın. Yani çok özel zorunluluk yok olmadığı sürece 3 ve 3'ün altındaki projeleri uygulamayın. 5,5 sınırına kadar, 3 ile 5,5 arasında 5,5 üzeri faydalı proje. 7,5 tavsiye edilir. Yani bana göre bir proje 7,5'un üzerinde not alıyorsa bu 16 analizin sonucunda o proje uygulanır. Bunu da bilim adamlarına bırakın araştırmayı, siyasetçilere değil. Biz bu yönden İstanbul Kanalı projesini etüt ettiğimizde İstanbul Kanalı projesinin notu maalesef 4,2 çıktı. Yani olumsuz çıktı. Daha önce kanalların önemini bu araştırma boyutunda kanalların önemini çok araştırdık. Kanallar dünya tarihini değiştirebilecek kadar önemli rol oynamışlar. Özellikle Süveyş kanalı ve Panama kanalı. Bu iki kanal gerçekten çok ciddi şekilde uygulamayı değiştirmiş. Bakın okyanuslardaki deniz yolları. Bunlar bu iki kanal nedeniyle ciddi şekilde değişmiş. Dünya ticaretinin, dünya ulaşımının tonaj olarak bakınız, tonaj olarak dünya ulaşımının %80'i suyun üzerinde yapılıyor. Denizler ve kanallar ve işte nehirler üzerinden yapılıyor. Su üzerinde. Çünkü çok ucuz. Karayolu ve demiryolu ulaşımına göre çok daha ucuz olan su ulaşımı nedeniyle kanalların açılması ve su ulaşımına açılması çok önemli. Yani bir ülkenin kalkınması için önemli, dünyada yaşayan insanların rahatı için önemli. %80'inden bahsediyoruz. Yine dünyanın su yolları araştırmasını yaptığımızda kanalların kaçınılmaz olarak dünyaya hizmet eden önemli projeler olduğunu da tespit ettik. Kanallarla ilgili araştırma yaptık. Dünyada hangi kanallar var? Başta işte Süveyş kanalı var. Boğazlar var. Boğazlar doğal kanallar. Yani boğazların fonksiyonlarını etüt ettik, gelirlerini etüt ettik vesaire. Ha bir de demiryolu su yolundan sonra ikinci feasible yani ucuz nakliye sistemi. Dünyanın demiryolu ağını etüt ettiğimizde şu çıkıyor. Bakın burada dünyanın demiryolu ağı haritası var. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsanız Amerika'nın doğu kesiminde demiryolu ağı çok yaygın, batı kesiminde açık. Hakeza Avrupa'ya bakarsanız simsiyah. Avrupalı 150 senedir hatta 200 yıla yakın bir süredir demiryollarını inşa etmiş.
her yere demir yoluyla ulaşılabilir hale getirmiş. Bakınız İngiltere'ye, simsiyah. İngiltere'de her yere trenle gitmeniz, trenle nakliye yapmanız mümkün. Gelelim Türkiye'ye, bembeyaz. Yani Atatürk'ün döneminde yapılmış olan 10 bin kilometre demir yolu ağın üstüne çok fazla bir şey koymamışız. Demir yollarını hep dışlamışız. Birileri çıktı, bakın açık söyleyeyim, Sayın Rahmetli Turgut Özal çıktı. Benim mensup olduğum parti. Ben partiye mensubum diye partinin yanlışlarına katılmak zorunda değilim. Hiçbir zaman da bunu açık açık herkese söyledim. Sayın Turgut Özal dedi ki, demir yol dedi komünist işidir. Yahu ne alakası var ya? Bakın arkasından konuşmak istemiyorum. Sayın Özal'a saygı duyarım. Sayın rahmetli Cumhurbaşkanımız, Anavatan Partisi'nin genel başkanı Turgut Özal çok önemli işler yapmıştır ama çok mühendisçe bakmıştır. Ama bu konuda da mühendisçe bakamamıştır. Ya demir yolu ulaşımı o kadar kritik bir ulaşım ki sen ona komünist işi deyip de dışlarsan o ülkenin kalkınmasının önüne set çekmiş olursun. Maalesef Türkiye'li demir yolu ağında, demir yolu taşımacılığında çok çok gerilerde. Bunun tabii ki Türkiye'nin kalkınamayışının üzerinde ciddi etkileri var. İşte bu harita açık açık gösteriyor. Bunu ben çizmedim arkadaş. Ya gelin bakın. Türkiye neler tartışıyor? Abuk subuk işler tartışıyor. Türkiye milletini aç bırakmış, sadaka siyasetine mecbur kılmış. Hala kent lokantalarını tartışıyor. Emeklinin maaşını tartışıyor. Emeklilik yaşını tartışıyor. Efendim EYT'leri tartışıyor. Asgari ücreti tartışıyor. Yani İnsan aç kalınca sadece ve sadece yaşamını idame ettirmeyi düşünüyor. Siyasetçi de onu kullanıyor. Gündem milletin açlığı. Yeter yahu, milletin karnını doyurun önce. Önce milletin karnını doyurun. Neyle doyacak? İşte bu demir yolu taşımacılığı, ulaşım ağı, enerji, kanallar, boğazlar, buradan elde edilecek, yattığın yerden bir devletin elde edeceği gelirlerle dolacak. Hala enerji açığı veren, hala ulaşımla ilgili yeterli bir karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yolu ağını kuramamış, deniz filosunu geliştirememiş ama denizaltı yapıyoruz diye çıkıyoruz. Bakın Yunanistan'ın deniz filosu, deniz taşımacılığı, para demek bu. Denizde bir gemi gidiyor, o ülke para kazanıyor. Sadece o gemide çalışan 50-100 kişi maaş almıyor. Onun getirisiyle ülke kalkınıyor. Yunanistan'ın sadece deniz yolları, gemi filosu Türkiye'nin aşağı yukarı 50 katı. Küçücük ülke ya. Dolayısıyla bizim ilk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi ulaşımla ilgili. Her konuda, hava yolu, demir yolu, deniz yolu, raylı sistem, bununla ilgili bir reform yapmak, büyük bir atılım yapmak. Bu olmadan olmuyor. Yol olmadan yolu bulamıyoruz. Yol olmazsak yolsuz kalıyoruz, fakir kalıyoruz. Bunları bilelim. Bu uluslararası bilgiler, bilimsel tespitler, haritalar, millet oturmuş bunları çizmiş. Bunlara güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Şimdi dünyada planlanan önemli bazı kanallar var, gerçekleşememiş, aynen İstanbul Kanalı gibi. Bunların başında Büyük Tuna Kanalı geliyor. Tuna Kanalı Karadeniz'den başlıyor, Manş Denizi'ne kadar, Hollanda, Amsterdam'a kadar gidiyor. Bu kanal projelendirilmiş ama yapılmamış henüz. Bir kısmı kullanılıyor. Tuna Nehri bir ulaşım sistemi olarak kullanılıyor. Hatta Tuna Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü deltadan gemiler giremediği için Yunanistan'ın eski diktatörü, komünist dönemdeki diktatörü Çavuşescu tarafından millet aç kalmış, gitmiş Köstence'de muazzam bir kanal yapmış. Kanal şimdi işe yaramıyor. Onu da söyleyeyim. Bakınız burada Köstence'den başlayan Tuna Nehri boyunca Almanya'yı geçip, bütün ülkeleri geçip Hollanda'dan denize çıkan koca bir kanal sistemi var. Bu kanal yapıldığı takdirde Avrupalı'nın ekonomik çıkarlarına çok büyük hizmet edeceği söyleniyor. Fakat Avrupa'da da kendi içlerindeki bir takım sorunlar nedeniyle bir türlü yapılamamış. Bunun tarihçesine girmeyeceğim. Hepsi araştırıldı.
Bakın bu Tuna Nehri, içinde gemiler yüzebilecek büyüklükte bir nehir. Hakeza Tuna Kanalı'nın şu anda mevcut su yolu olarak işleyen kısmı Stuttgart, Almanya'nın içine kadar gidiyor. Oradan devamını da Po Nehri vasıtasıyla bağlayacaklar. Po değil. Sanıyorum Ren Nehri üzerinden bağlayacaklar, evet. Şimdi bir başka başlık. Büyük Hazar Kanalı. Büyük Hazar Kanalı ne? Hazar Kanalı, Hazar Denizi çok önemli bir deniz. Biliyorsunuz daha çok yakın bir geçen hafta İran Cumhurbaşkanı Azerbaycan'dan İran'a geçerken helikopter kazasında hayatını kaybetti. İran'ı ilgilendiriyor, Çin'i ilgilendiriyor, Rusya'yı ilgilendiriyor, Azerbaycan'ı doğrudan ilgilendiriyor, Türkiye'yi ilgilendiriyor. Osmanlı döneminde bütün bu topraklar bize ait. Yani o dönemde bir Büyük Hazar Kanalı projesi ortaya atılmış. Hazar Kanalı'nın özelliği şu: Volga Nehri Hazar Denizi'ne dökülür, Don Nehri de Karadeniz'e dökülür. Volga ile Don Nehri böyle birbirine yaklaşır, uzaklaşır. Birisi Hazar'a gider, birisi Karadeniz'e gider. İşte o yaklaştığı yerde ikisini birbirine bağladınız mı, Volga Nehri ile Don Nehri'ni bağladığınız zaman Hazar Denizi'nden çıkıp Karadeniz'e su yolundan açılabiliyorsunuz. Proje bu. Proje ne zaman atılmış? Sokullu Mehmet Paşa döneminde. Sokullu Mehmet Paşa döneminde Don ve Volga nehirlerinin bir kanalla birleştirilerek Karadeniz'e Hazar Denizi'nin birbirine bağlanması ile gittikçe güçlenen Rusların güneye doğru inmelerini engellemeyi amaçladı, diyor. Sokullu Mehmet Paşa Süveyş'ten Akdeniz'e bir kanal açılarak donanmanın Kızıldeniz'e geçmesinin zorunlu olduğunu da ifade etmiş. İşte Sokullu Mehmet Paşa bir vezir-i azam. Durduk yerde Sokullu olmuyor. Sokullu ailesi biliyorsunuz Osmanlı'da yönetim kademesinde, bürokrasi kademesinde çok önemli bir isim. Bir başka proje Sakarya Kanalı projesi. Şimdi geldik. İstanbul Kanalı madem düşük not aldı, illaki Karadeniz'i Marmara'ya birleştirecekse, ki bunda çıkarımız var, yarar var, özellikle İstanbul Kanalı'nın korunması ve Montreux Anlaşması'nın getirdiği kısıtlıkları aşmak adına, o zaman demişler ki Sakarya Kanalı'nı yapalım. Karadeniz'i Marmara'ya bu kanalla bağlayalım. Bu kanal, Sakarya Kanalı projesi de yine Sokullu Mehmet Paşa ve ondan önce hatta Sapanca Gölü'nü, İznik Körfezi'ni Sapanca Gölü'ne bağlıyorsunuz. Oradan da Sakarya Nehri'nden Karadeniz'e çıkıyorsunuz. Şimdi bu Sakarya Kanalı projesi birazdan ele alacağız. Türkiye için çok önemli. Bir başka yine çok önemli proje Akdeniz Kızıldeniz, yani Süveyş Kanalı'na alternatif bir kanal projesi var. Bu kanal İsrail'in projesi. Şimdi göreceksiniz neden ortalık bu kadar kızışmış. Bakın şu haritada görüyorsunuz. Şurası Kızıldeniz'den Akdeniz'e bağlanan Süveyş Kanalı. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun alternatifi İsrail Kanalı. Bakın. İsrail Kanalı nereye bağlanıyor? Gazze'ye bağlanıyor. Bugün niye oralar karışık zannediyorsunuz? Niye orada adeta bir kıyım boyutunda İsrail kendi kendisine tahrik ettirdi, bir savaş açtı ve adeta bir kıyım boyutunda bir savaş devam ediyor. Çoluk çocuk hiçbir şey tanımıyorlar ve orayı tamamen İsrail toprağı haline getirmeye çalışıyorlar. Çünkü İsrail eğer Süveyş Kanalı'nın alternatifi olan bu kanalı açarsa, Gazze'yi ele geçirip açtığı takdirde dünya ticaretinde çok önemli bir avantaj sağlamış olacak. İşte Asya-Avrupa ticaretinin alternatif yolu olarak İsrail Kanalı projesinin önemi bu. Bugün yaşanan Gazze faciasının dramının da arkasında yatan gerçek bana göre bu.
Bundan daha iyi bir gerçek, daha iyi bir neden bulabiliyor musunuz? Fakat bunların hiçbiri konuşulmuyor. Çünkü her şey siyasallaştırılıyor. Aman işte çıkıyorsunuz, Hamas'ı nutuklar atıyorsunuz. Efendim İsrail'le ticareti keselim, tamam keselim, kestik. Efendim soykırım var, Birleşmiş Milletler protesto etsin, bilmem ne yapsın. Ha çıkın Birleşmiş Milletler'de bir karar isteyin. Deyin ki Süveyş kanalına alternatif olan kanal uluslararası bir kanaldır. Bunu bölgenin bütün ülkeleri açacaktır. Bunu bir karara bağlayın. Ve Birleşmiş Milletler bunu zorlasın, savaş biter. Mecburen biter. Yani çünkü kanal için savaşıyor adamlar. Kanalı ele geçirmek için savaşıyor İsrail. Öbürü bunun farkında bile değil. Öbürü çıkıp bana da pay verin. Ben de ülkemde kalayım. İsrail'e de buradan geçiş hakkı verin. Bunu, belki bunu bekliyorlar. Dolayısıyla dünyadaki siyasi gerçeklerle bilimsel gerçeklerin arasında dağlar kadar farklar var. Demin bahsettik Hazar Denizi ile Karadeniz'in bağlanması Volga kanalından. Esas proje İran üzerinden tam 200 küsür kilometrelik, pardon 710 kilometrelik bir kanalla Hazar Denizi'nin Basra Körfezi'ne bağlanması projesi var. İran bunu yaptığı takdirde, ya ne işimiz var 710 kilometre, biz 40 kilometrelik İstanbul kanalını açamıyoruz. 710 kilometre kanal mı olur? Dağlar var, taşlar var. Böyle kanal açılır mı? Gelin bunun demin saydığım 16 tane etki analizlerini yapın. Notu kaç çıkacak bilemiyorum, yapmadım. Ama ya 5'in üzerinde çıkarsa, ya 7,5-8 çıkarsa, çıkması ihtimali var mı? Var. Özellikle siyasi etkileri çok fazla. Siyasi etkileri o kadar fazla ki eğer siz Basra Körfezi üzerinden Hazar Denizi'ni okyanusa, Hint Okyanusu'na bağlarsanız, o su yolundan yapılabilecek olan nakliye, taşıma vesaireyle Sovyetler Birliği'ni, yani pardon Rusya'yı Hint Okyanusu'na, Büyük Okyanus'a açmış olursunuz. Dolayısıyla bu kadar önemli. Siyasi etkileri bunlar. Bunun ekonomik etkileri gelecek. Bunun diğer etkileri gelecek. Dolayısıyla İran'ın elini güçlendirecek. Bunlar da kanal projeleri. Şimdi Sakarya kanalına geri döneceğiz dedik, döndük. Şimdi Sakarya kanalı şöyle bir şey. İzmit Körfezi, burada görüyorsunuz Körfez. Aradan 26 kilometre Sapanca Gölü'ne bir kanalla bağlanıyor. Daha sonra da Sakarya Nehri'ni görüyorsunuz. Sakarya Nehri'nden de Karadeniz'e bağlı. Çok mantıklı gözüküyor değil mi? Fakat önünde bir engel var. Çünkü Sapanca Gölü aşağı yukarı İzmit Körfezi'nde deniz seviyesinden biraz daha yüksekte. Derken 30 metre kadar yüksekte. 30 metre çok ciddi bir yükseklik. Kanalı açıverdiğin zaman Sapanca Gölü boşalıyor. Yani böyle bir sıkıntısı var. Dolayısıyla bunların kademeli olarak Panama Kanalı gibi açılması söz konusu. Bütün bu projeyi biz etüt ettik. İstanbul Kanalı kadar ayrıntılı etki analizlerini belki yapmadık ama bu projeyi etüt ettik. Bu projeden bir sonuç çıktı. Biz bunu ne zaman yaptık? Sakarya ilinin 100 bin ölçekli imar planları çizilecek. Çevre Bakanlığı bunu ihale etti. Benim şirketim, biz gittik aldık. Biz yaptık planlamasını. Bir araştırdık ki aslında bu proje Bizans döneminden çok affedersiniz. Bizans döneminden kalan bir proje. Yani bu projeyi İzmit Körfezi'nden Sapanca Gölü'ne, oradan Sakarya Nehri'ne bağlayıp Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlama fikri ilk olarak Justinianus tarafından ortaya atılmış. Yani milattan sonra 500'lü yıllarda ortaya atılmış. Bir takım çalışmalar yapılmış. Burada detayları var. Vaktimiz yok. Daha sonra Sokollu Mehmet Paşa döneminde gündeme getirilmiş. Ondan sonra 7 tane Osmanlı padişahı, bakın burada, Kanuni'den sonra Sultan 3. Murat, 4. Mehmet, Sultan 3. Mustafa, 2. Mahmut, Abdülmecit ve nihayet Abdülaziz ve son olarak da
Abdülhamit döneminde Sakarya Kanalı'nın açılması için girişimler yapılmış. Bunun için çizimler hazırlanmış ve Sadrazam Koca Sinan Paşa bunun ayrıntılı olarak açmaya teşebbüs etmiş. Hatta gitmiş İstanbul Kanalı'nda olduğu gibi araziye inmiş, inşaatına bir köşesinden başlamış. O zaman proje rafa kaldırılmış. Yine tarihsel belgelere göre Sadrazam Koca Sinan Paşa'ya yönelik aleyhindeki siyasi kesim projeyi rafa kaldırtmış. Kanalın yapılmasıyla paşanın itibarının artacağından korkan muhalifler bu işi yokuşa sürdüğü ağırlık kazanan bir tarihsel görüş. Hoppala. Ya bugün de aynı. Bugün de bir şey yapmaya kalkıyorsunuz. Aman öne çıkar bu adam. İşte benim önerdiğim projeleri Hüseyin Aksu öne çıkmasın diye bizi bir kenara itenler mi istersin? Tepemize çöküp saldırı yapanlar mı istersin? Bu siyasetin klasik hastalığı. İşte o dönemde Koca Sinan Paşa bütün projelerini ayrıntılarıyla hazırlatmış, uygulamaya geçmiş. Yapılsaydı bugün ne İstanbul Kanalı tartışması olurdu, ne de Montrö Sözleşmesi ile getirilen kısıtlamaları vesaireleri konuşuyor olacaktık. Yani bütün bunlar tarihsel belgeler. Bakın burada bütün projeleriyle adam hazırlatmış kanalın projelerini. Ha son olarak burada Mustafa Armağan isimli gazeteci Sultan II. Abdülhamit hakkında bilinen bilinmeyen birçok konuya tarihi belgelere dayalı olarak açıklamalarda bulunmuş olup bu konuda bir konferans düzenlenmiş. Yani Sultan Abdülhamid'in projelerinin arasında İstanbul Kanalı değil, Sakarya Kanalı'nın bulunduğu açıkça ifade ediliyor, belgeler var. Ama son olarak 1994 yılında Sayın Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Parti'yi kurduğu yıllar, Kanal İstanbul projesini gündeme getirmiş Sayın Ecevit. Türkiye ekonomisi 94'te bugünkünden daha kötü, çok kötü bir kriz yaşadı. Ben 94'te belediye başkanı seçildiğim için biliyorum. Hep söylerim. Dosya kağıdı almak devlet dairelerinde yasaklandı. Devlet dairelerinde akaryakıt alımı yasaklandı. Ya bu nasıl bir şey? İnanır mısınız? İnanın. Ben yaşadım. Bunların yasaklandığı başbakanlık genelgesi bana geldiği zaman isyan ettim. Tansu Çiller başbakandı. Dedim ki yahu ben belediye başkanı seçildim hizmet etmek için, bana dosya kağıdı almayı, akaryakıt almayı ne haddine başbakanın dedim. Bu dedim Tansu Çiller mi, Tansu Hitler mi dedim. O yüzden de yargılandım. Onun için biliyorum. 94'te Ecevit İstanbul Kanalı'nı gündeme getirmiş ve böyle bir kanalın açılmasının Türkiye ekonomisine büyük katkısı olacağını ifade etmiş. Fakat 94 krizin içinde kaynamış gitmiş. Yani kanallarla ilgili aşağı yukarı pek çok şey var. Burada saatlerce, günlerce anlatabiliriz kanallarla ilgili. İşte Sakarya Kanalı ile ilgili bir sürü çalışma var. Ve son olarak 2005 yılında az önce bahsettiğim gibi Çevre Bakanlığı tarafından ihale edilen Sakarya ilinin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının yapımı benim tarafımdan üstlenildi. Bu yapım sürecinde Sakarya Kanalı'nın proje olarak varlığını tespit ettim. Ta Cüstünyanus döneminden başlayan Sokullu Mehmet Paşa, 6 tane padişahın, en son Sultan Abdülhamid'in, oradan getirin işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra 1994'te Sayın Ecevit'in bunları dile getirdiğini öğrendim. Bütün belgelerine ulaştım ve bu projeyi ayrıntılı biçimde bir avan proje şeklinde tasarladık ve bu projeyi devlete sunduk. Plan raporumuz hala duruyor. Devlette, bakanlıkta ve Sakarya vilayetinde bizim yapmış olduğumuz plan raporu ekinde de Sakarya Kanalı projesi de duruyor. İsteyen gitsin oradan baksın. Ama dediğim gibi plan açıklama raporunun dışında benim hazırladığım proje tasarımı ve rapor için Sakarya'da vilayet tarafından bir toplantı, tanıtım sunumu ve konferans düzenledik.
O konferansta ben bizzat çıkıp bu kritik bilgileri aktardım. Bakın kanal burada 21 kilometreymiş. İzmit Körfezi ile Sapanca arasında 62 kilometrede Sapanca Gölü'nün doğu ucundan Karadeniz'de Karasu ilçesinden denize döküldüğü yere kadar olan kısmı. Şimdi niye atladı bu? Şunu söyleyelim. Sakarya Kanalı Türkiye'nin gündemine taşınmalı. Ve İstanbul Kanalı tartışmasını bitirmeli. Bunu bizim yapmış olduğumuz projede finansmanın hiç sorun yaratmadığı, kendi kendisini finanse edebileceğini, yani yapışlet devret modeli çok eleştirildi. Doğru yapılan bir yapışlet devret modeliyle 6 yıllık bir kullanma hakkı karşılığı bunun yapılabileceği çıktı. Burada bir takım Sakarya Boğazı'nın, boğaz tabir ediyoruz kanal değil, toplam maliyetinin 1.66 milyar dolar, yapım süresinin 2 yıl olduğu, yıllık cirosu 250 milyon dolar olduğu, bunları hep tespit ettik. Bunları Sakarya Valiliği'nde yapmış olduğumuz konferansta sunduk. Ama o gündem gitti taşındı, İstanbul'a taşındı, farklı bir yere gitti. Evet, şimdi dediğim gibi bugünkü girizgah kısmı bu kanal projeleri, ulaşımla ilgili, yollarla ilgili, demir yollarla ilgili her konuyu içerdik. Her konuyu içerdik. 10 dakika ayıracağız dedik. Aşağı yukarı 25 dakika ayırdık. Şimdi dönüp gelelim Aydın'daki ulaşım yatırımlarına. Aydın'daki yatırımları genelde bir ele almak istiyorum ben. Çünkü Aydın hakikaten belediyesiyle, sayın milletvekillerimizi tenzih ederek söylüyorum, Türkiye'nin içine sokulduğu sistem artık milletvekillerinin fonksiyonlarını o kadar azalttı ki milletvekilinin elinden de çok fazla bir şey gelmiyor. Onları tenzih ederek konuşuyorum. Aydın iline sahip çıkan yok. Aydın ilini izleyen yok. Aydın ilinde devletin yapması gerekip de yapmadıkları nelerdir? Yaparak hatalı yaptıkları nelerdir? Yapılan yatırımlar Aydın için doğru mudur? Eksik midir? Daha iyisi mi gerekir? Bütün bunları tartışan da yok. Hiçbir şey yapıldığı da yok. Belediye zaten çivi çakmıyor. İktidar ise, bakın burada ilan edilmiş resmi olarak Aydın Valiliği'nin İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yayınlanmış Aydın ilinin 2024 yılı yatırım programı. Resmi gazetede yayınlanmış yatırım programı. Göz atıyoruz. Buyurun. Aydın ilinin yatırım programı. Kim sahip çıkacak? Bu rakamları kim izleyecek? Kim diyecek ki şuna daha fazla para ayırın, şuna daha fazla yatırım yapın, şuradaki projeyi öyle değil de böyle yapın, şu projeyi şuraya değil de buraya yapın. Bunu kim izleyecek? Ben mi izleyeceğim? Benim öyle bir sıfatım yok. Dolayısıyla benim büyükşehir belediye başkanım, ilçe belediye başkanlarım, daire müdürlerim, valim, ama başta da milletvekillerim. Bunlar izleyecekler. Çıkıp bu televizyonlardan yaptıramadıklarını halka şikayet edecekler. Bunu yapan var mı? Yok. Gelin bakalım. Tarım ve Orman Bakanlığı. Tarım ve Orman Bakanlığı. Bu daha ziyade devlet su işleri yatırımları. Türkiye'nin her yerine çok büyük yatırımlar yapılıyor. Devlet su işleri dev bir kuruluş. 5 tane projesi var. 17 milyar lira. Projelerin toplam tutarı 2023 yılı sonuna kadar 6 milyar lirası harcanmış. 17 milyarlık Aydın'a devam eden 5 proje var. Tekrar ediyorum. 6 milyarlık kısmı harcanmış. Geriye ne kalmış? 11 milyar kalmış. Bu sene ayrılan ödenek 1,5 milyar lira. Yani geriye 11 milyar lira kalmış. Hiç yeni proje başlamasanız bu 5 projenin bu hızla yılda 1,5 milyarla 7 sene sürer. Hiç başka bir tane bile proje uygulamazsanız. Kaldı ki tasarruf tedbirleri var. Bunun ne olacağı akıbeti belli değil. Gelelim karayollarına. Yine Türkiye'nin en önemli yatırımcı kuruluşlarından bir tanesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı karayolları ve demiryolları. Gördünüz mü? Karayollarının 12 tane, demiryollarının 1 tane projesi var.
2024 yatırım programında. Karayollarının toplam yatırım tutarı 28 milyar lira. Demiryollarınınki 9 milyar lira. Demiryollarının şu ana kadar harcanan hiçbir kuruş yapılmamış. Ve 2024 yılında da demiryollarının bir tane projesi var. 9 milyar liralık. Bir tane projesi var. Hiç para harcanmamış şimdiye kadar, başlanmamış. 2024 yılında da başlanmayacak. 1000 lira ödenek konmuş. 1000 lira. Buna biz iz ödenek diyoruz. Sıfır koymuyorlar ayıp olmasın diye. Tire çizmiyorlar. 1000 lira ödenek konmuş. 9 milyar liralık devlet demir yolları yatırımından bugüne kadar hiç 5 kuruş para harcanmamış, başlanmamış ve bu yılda başlanmayacak. Karayollarına gelirsek 28 milyar liralık yatırımdan 23 milyar lirası geçmişte tamamlanmış. Yani %90'ına yakın tamamlanmış. Geriye ne kalmış? 3 milyar liralık bir bölümü kalmış. Bu sene 796 milyon lirası harcanacak. Yani hiç yeni proje başlanmazsa 4 yılda bu ödeneklerle 4 yılda tamamlanacak karayolu projeleri. 12 tane de proje var. 12 tane de proje var. Bunu ehveni şer sayabiliriz. Adnan Menderes Üniversitesi bir kamu kuruluşu, devlet üniversitesi olduğu için 12 tane yatırım projesi var. 1 milyar 674 milyon lira toplam projesinin, 12 tane projesinin değeri bugüne kadar sadece bakın 1 milyar 674 zaten yetersiz bir rakam koca üniversite için. 12 tane proje çıkarmışsınız. 1 milyar 674 milyon liralık projeyi çizmişsiniz. Bugüne kadar yapa yapa 118 milyon liralık kısmını yapmışsınız. Bu sene 493 milyon liralık kısmını yapmak üzere programı almışsınız. 1 milyar 674 bin liranın 493 bin lirasını bu sene harcasanız bile daha 5 sene ADÜ'ye yeni bir proje kazandırma şansımız yok. SGK İl Müdürlüğü'nün bir tane projesi var. 13 milyon liralık bir proje. Yani başlanmamış. Bu sene de 2000 lira ödenek ayrılmış. Hiçbir şey yapılmayacak. SGK'nın bir tane projesi var. Başlanmamış ve bu sene de yavaşlanmayacak. Buyurun. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir tane projesi var. 120 milyon liralık hiç başlanmamış. Bu sene 30 milyonluk kısmı ayrılmış. Ya küçücük 120 milyonluk bir projenin 120'sini de ayır da bu sene bitirin bari ya. 30 milyon lirası ayrılmış. Ya 30 milyon liraya bir tane villa satılıyor arkadaş. Ya Elinsaf koskoca Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürün beşiği, turizmin beşiği, Didim'in, Kuşadası'nın olduğu Aydın iline 17 tane antik kenti olan, binlerce tarihi esere sahip Aydın kentine bu yıl sadece 30 milyon lira bir tane ev parası ayırmış. Bir villa parası ayırmış. Çıkın bunları söyleyin. Ben söylemem önemli değil. Çıksın sayın milletvekillerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı hakkında gen soru önerge versin. Desin ki ya niye Türkiye'nin bu kadar tarihinin her şeysinin yoğun olduğu, turizmin odağı olduğu, turizmde marka olmuş, turizmin geçmişinde Kuşadası gibi bir markayla temsil edilmiş, Türkiye'de daha turizm yokken, Bodrum'da millet sünger avlarken, Antalya'da daha turizmden eser yokken, dünya markası olmuş Kuşadası, turizmde dünya markası olmuş Kuşadası'nda bulunduğu Aydın iline siz bir tane proje için 120 milyon lira para ayırıyorsunuz ve hiç başlanmamış o projeye siz bunu 30 milyon lira bir ödenek vermişsiniz. Bunun hesabını birileri sorsun ya. Sayın valim de gitsin sorsun. İstesin. Bakın sadece benim yaptığım Aydın'daki Arkeoloji Müzesi tarafımdan projelendirilmiştir. Çizerken yokluk dönemlerinde 90'lı yıllarda başladık inşaatını yapmaya. O arkeoloji müzesinin bugünkü değeri şu 30 milyon liranın kat ve kat üstünde. Bir belediye başkanı çıkmış geçmişte yapmış arkadaş ya. Yaparken o müzenin projesini modüler yaptım. Yani ileride Aydın'daki bütün antik kentler için birer tane galeri açılsın diye eklene eklene gidecek. Tam 14 katı büyüyecek. Oradaki arazi müsait. Ya gidin bunu yaptırın. Aydın'ın bir marka,
marka bir arkeoloji müzesi olsun. Bütün dünyada tanınan bir arkeoloji müzesi olarak planladım. Bunları talep edin. Benim müzemi büyütün. Bu projenin hazırlanışındaki temel ilke projenin büyümesidir. Bunları anlatın. Bunları isteyin. 30 milyon lira ne ödüyor? Belirsiz herhalde bir yerde küçük bir restorasyon yapılacak o kadar. Yani Aydın'a verilen önemin, ha kaldı ki 30 milyon da geleceğinden ben şüpheliyim çünkü tasarruf tedbirleri girdi. Dur bakalım hayırlısı. İller Bankası, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İller Bankası Genel Müdürlüğü, Aydın'da, koskoca Aydın'da bir tane projesi var. Bir tane, 266 milyon liralık. Ha şimdi diyeceksiniz ki belediyeler muhalefet partisinden olduğu için iktidara bağlı olan İller Bankası Aydın'a yatırım yapmıyor. Doğrudur. Ama bu Aydınların hepsi mi muhalefet partisi kardeşim? Yani ben iktidar milletvekillerimizi, muhalefet milletvekillerimizi İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne gidip Aydın'a yatırım istemelerini talep ediyorum. Aydın'da İller Bankası'nın yapabileceği yatırım var mı? Bakın 266 milyon lira ödenek ayırmışlar. Bunun 226 milyon lirası zaten gerçekleşmiş. Bu sene yok. Sıfır. Hadi bakalım. Sıfır. İller Bankası Aydın'ın 18 tane belediyesine sıfır ödenek ayırmış. Sıfır. Toplam 226 milyon liralık projesi varmış. Pardon, 266 milyonluk projenin 226 milyonluk kısmını yapmış. Ya bu milyon dediğin ne artık ya? 226 milyon 10 tane daire parası. 10 tane villa parası. Şu Aydın'daki küçücük bir villa sitesi bu. Ama Aydın'ın bekleyen çöp depo sorunu var mı? Var. Aydın'da tam 14 tane çöp deponi merkezi yapılması lazım. 2 tane var Aydın'da. Bir tanesi Kuşadası'nda, bir tanesi Aydın'da merkezde. Aydın merkezdekini ben gerçekleştirdim. Kuşadası'ndakini de siyaset öncesinde Kuşatak projesiyle başlattığımız için uluslararası destekle yapıldı. Aydın bekliyor, Aydın çöpün içinde. Şöyle bir çıkın helikopterle bütün bir Aydın'ı bir dolaşın dağları taşları. Biz zamanında Çevre Bakanı'yla dolaştık. Her yer çöplük arkadaş. Köylerin çöpleri yanıyor. Kasabaların çöpleri sağda solda yazın tutuşturuluyor, yakılıyor. Açıkta yakılıyor. O zehirli gazlar çıkıyor. Aydın çöpün içinde yaşıyor. Aydın kanserin kucağında yaşıyor. Ve İller Bankası Aydın'a sıfır yatırım çekiyor. Ha sıfır, kocaman bir sıfır. İşte İller Bankası'nın yatırımı. Aydın'da arıtma tesisi var mı? Yok. Aydın'da çağdaş anlamda şehirlerin ihtiyacını karşılayacak bir tane bile arıtma tesisi kalmadı. Aydın merkezdeki, benim zamanımdaki arıtma tesisi hem eskide hem çağ dışı kaldı. Hem de şehir batıya doğru geliştiği için Batı yani Mimar Sinan Mahallesi'nin suyu o arıtma tesisine gitmiyor arkadaş. Gitmiyor. Aydın'da sırada yapılması gereken bunca arıtma tesisleri, çöp deponi merkezleri varken siz gelin Aydın'a sıfır ödenek ayırın İller Bankası. Tabii iki tane daha kaldı. Bir tanesi Sağlık Müdürlüğü, bir tanesi Adalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığı bir türlü Adliye Sarayı'na başlayamadı. Sağlık Müdürlüğü de hastaneye başlamış. 7 milyarlık hastanenin 6 milyarlık kısmı bitmiş. Bu sene inşallah tamamlanacak. Oh! Nihayet hastanemize kavuşacağız. Türkiye'de en son hastaneye kavuşan ilde olsak gocunmayacağız, teşekkür edeceğiz. Türkiye'de en son adliye sarayı olmayan il olarak yaşamaya devam edeceğiz. Evet, yani diyeceğimiz çok şey var. Haftaya bu Aydın'ın yatırımlarını yine ele alacağız. Aydın Denizli Otoyolu'yla birlikte devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür.